Diyarbakır'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıda GAP eylem planının yol haritası çıkarılırken zamanında bitirilmesi hedefleniyor. DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, GAP eylem planında belli bir aşamaya geldiklerini, Diyarbakır'ın da GAP kapsamındaki 9 ilden biri olduğunu söyledi. ...2012 yılı sonu itibariyle bitirmeyi hedeflediğimiz için sene başında fotoğrafı bir görelim. İşlerin durumları, son durumları nelerdir? Çünkü bazı koordinasyon gerektiren hususlar var. Tıkanma var mı? Şeklinde ve Sayın Valimiz, Sayın Gıda Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız, GAP İdaresi Başkanımız, Tarım Reformu Genel Müdürümüz ve bizler, Bölge Müdürlüğü ekibimiz hep birlikte bir toplantı yaptık. Dün akşam birinci toplantıyı kendi aramızda yaptık. Bugün de müteahhitlerimizle birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yol haritasını belirledik. Şu an itibariyle hangi kurumun, kimlerin hangi işleri, hangi takvim içerisinde yapacağı belli. Hedeflerinde olan projelerde bu yıl belli bir aşama kaydettiklerini, hedeflerinin ana kanallarda su verme olduğunu anlatan Özkaldı, aynı zamanda sulama kanalları çalışmasını toplulaştırma çalışmasıyla birlikte yürüttüklerini ifade etti. Silivan projesi bu bölge için gerçekten çok önemli bir proje, hassas bir proje. İnşallah önümüzdeki yıllarda o projeyi gerçekleştirdiğimizde bu bölgeye ve bu bölgenin etrafına büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. GAP eylem planına dahil sulama alanı aslında 1 milyon 58 bin hektardır. Bunun bir kısmı tabii Şanlıurfa bölgemizde, büyük bir çoğunluğu diyeyim, bir kısmı bu bölgede Dicle Havzası'nda, bir kısmı da diğer Gaziantep, Kilis ve o yörelerde yer almakta. Özkaldı, Türkiye'nin yağışlı periyoda yeni girdiğini, bundan önce de kritik bir durumun bulunmadığını, her türlü önlemin alındığını söyleyerek en azından içme suyu açısından bir problemin bulunmadığına dikkat çekti. Belli senelerde kurak periyoda girilir, belli senelerde yağışlı periyoda girilir. 6-7 yılda bu inişli çıkışlıdır. Bu her zaman bizim bildiğimiz bir şey, yeni bir şey değil. Önümüzdeki yıllarda belki bir miktar buna kuraklık demeyelim. Yağışlarda düşme olabilir. Ancak biz buna göre önlemlerimizi zaten alıyoruz. Zaten barajlarımızın yapılma nedenleri de budur. Bizim sulamaya ne zaman ihtiyacımız oluyor? Yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ancak su ne zaman geliyor? Kışın geliyor. Onun için kışın gelen suları bizim bir şekilde depolayıp yazın kullanmamız zorunludur.